Evet, arkadaşlar size mutfak tezgahımı, aslında ocağımı ve ocağımın kenarında olan mutfak gereçlerimi göstereceğim. Fakat çok karışık bir herhangi bir düzenleme yapmadım şu anda doğru düzgün. Ama şöyle genel olarak göstermeye çalışacağım sizlere. Ekmek yaptım. Ekmek gerçekten çok güzel oldu. Şimdi fırını açarsam eğer pof buharlanır ekran. Şimdi şöyle gösteriyorum. Benim burada işte gördüğünüz malzemelerim var. Bunların içinde aslında baharatlar var. Boşuna durdurmuyorum bunları artık. Sadeleşiyorum ve sadeleşirken de değerli ürünlerimi mutlaka bir işe yarasın diye tutmaya çalışıyorum elimde. O yüzden burada tuz var. Hani bunları baharatlık gibi kullanmaya çalışıyorum. Ben böyle ocağımın kenarındaki takım taklavattan hiç rahatsızlık duymuyorum. Çünkü zaten evimde genel olarak her yer sade ve boş, ferah. İyi parçalar var evimde arkadaşlar. Böyle çok basit parçalar yok, kalabalık yok. Yalnız yaşadığım için bir de. O yüzden benim mutfağın kenarında olan bu araç gereçler beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü ben bunlarla çalışıyorum. Burada gümüş kaşıklarım var. Hemen istediğim zaman çekmeceyi açmıyorum. Elimin altında olsun diye. Şu ürünlerimi çok seviyorum işte yumurta, omlet, o bu falan yaparken. Ki makas mutlaka olmazsa olmaz. Burada arkadaşlar ekmek yaparken un alıyorum bununla. Burada bir tane büyük kepçem var. Gümüş takımlar var burada işte arkadaşlar. Pastalık kullanıyorum. Burada gene bıçak, hamur bıçağı. Burada tahta kaşıklar var. Burada bir siyah kaşık var. Yani aslında çok çeşit var. Ama dediğim gibi bunlar gümüş zaten. Dediğim gibi arkadaşlar işte süzgeç, bitki çayı yaparken hemen kullandığım bir uzun bir kaşık var. Bir tane de burada hemen elimin altında olması için çok iyi kesen bir bıçak var. Ben bunu annem hediye etti bana, o yüzden ben de seviyorum böyle bu tarz şeyleri. Şimdilik kahve içmeyi sevmiyorum aslında. Şu içi bir aradalardan da arada bir içiyorum. Çok fazla tüketmiyorum zaten. Özellikle kahve falan almıyorum eve. Ben daha çok çayı seviyorum arkadaşlar. Yeşil çay, bitki çayları ve normal siyah çayı seviyorum ama aldığım şeyleri şöyle şuraya tıkıştırdım aslında. Bir de gün içerisinde arkadaşlar yağ tüketiyorum. Zeytinyağı. Bunu elma sirkesi ve limonla falan karıştırıp da içebilirsiniz. Orada bir tane bambu var. Dövücüsü çekmecede. Bir tane. Ben de çok fazla öyle aşırı derecede bambu malzeme yok. Ne gerekliyse onları kullanıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz iki tane tahtam var ki çok beğeniyorum onları. Burada ekmek sepetim var. Burada bir tane borcamım var. Bununla işte kendime göre sadece bir tane borcamım var. Bir de fırın tepsim var. Bir tane de kek kalıbım var arkadaşlar. Başka yok yani fazla bir şey. Burada da benim küçüklük fotoğrafımı görüyorsunuz. Küçüklük fotoğrafımı da göstereyim. Raflara çok fazla girmeyeceğim. Orada şeyler var benim. Eskitme. Hatta çalıyor arkadaşlar bu. Pıtır korkusunu istemiyorum ama. Evet, bu antika. Yukarıda bir iki bebeğim var. Biblolar var. Yani çok fazla bir şeyim yok. Benim evde çok fazla konsolum falan olmadığı için antika bir tane vitrinim var. Onun için de özel parçalarım var. İnanın şu şamdanı bile hiçbir işe yaramadığı için, İnanın hemen elimin altında olsun diye pul biber koydum arkadaşlar. İçinde pul biber var. Hiç köşede beni rahatsız etmiyor. Size videoyu kısa da tutmak istiyorum aslında ama sizlere arkadaşlar inanın çaydanlığım bile yok. Bu benim normalde demliğim. Ben bununla altında genellikle bitki çayı yapıyorum bununla. Ama demleme çay istediğim zaman da arkadaşlar hemen şöyle bunu şöyle üstüne koyuyorum. Ki işimi hemen görsün diye. Şimdi bunun içinde çayım var. Dağınıklık. Kusura bakmayın artık. Özellikle arkadaşlar burası benim için çok önemli. Ne yapıyorum? Sabah kalktığımda benim mutlaka limonlu su içmem lazım. Ve limonlu su içmeden önce benim burada yaş meyve şeylerim var. Kuru yemişlerim ama yaş arkadaşlar. Fındık, fıstık, üzüm, badem. Bundan mutlaka sabah kalktığımda atıştırıyorum. Ardından da limonlu su içiyorum. Çok faydalı, bağırsaklara iyi geliyor. O yüzden bu benim olmazsa olmazım. Bittiği zaman alıyorum. Ardından benim çayın yanında genellikle çikolata tutkum var. Çikolataların parçalar bunun içine koyarım. Bazen meyveli çikolata falan da alıp koyduğum oluyor içine.
Arkada da Nescafe ile yediğim kurabiyelerim var. Bunu Madoda'dan almıştım. Çok güzel bir kurabiye arkadaşlar. Arkada da çikolatalarım var. Onları çayla buraya parçalayıp koyup çayla tüketiyorum. Arkadaki kupalarımda kahve yapıyorum. Şurada şöyle. Gene detaylı gösteririm sizlere. Şimdi biraz dağınık. Öylesine gösteririm ama prensesli kupalarım. Bitki çayım için de burada balım var. Bal olmazsa olmaz zaten. Balın içine biraz karıştırıyorum. Burada benim aşkımın, oğluşumun, kuşumun ayak ilacı var. Ayaklarında mantar olmuştu. Evet, burada hurma var. Hurma gerçekten çok güzel ama devamlı yediğim bir şey değil. Ama burada kurabiyelerim olmazsa olmaz arkadaşlar. Böyle kurabiyeleri çok seviyorum ben. Çayla falan. Bitki çaylarıyla daha doğrusu. Ya da işte kahvaltıdan sonra eğer bir bardaklık çay kalmışsa onun yanında. Ama onun dışında bitki çayı için burada gördüğünüz balımı karıştırıyorum. Normal keyif çayı içeceksem de, kahvaltıda değil tabii ki keyif çayı içeceksem de, burada çikolatalarım oluyor. Birazcık karışık kuruşuk aslında ama orada yukarıda da benim fincanlarım falan var. Olmazsa olmaz pastalarım var yani, hani işte kuru yemişlerim, pastalarım falan. Daha burada cevizler de var ama onları daha kırmadım tam manasıyla. Şimdi beyaz şeker kullanmıyorum. Beyaz şeker kullanmadığım için de arkadaşlar daha çok ben şuradan göstereyim size. Burada benim gümüş şekerliğim var. Bunun içinde stevia var. Stevia kullanıyorum daha çok. Burada da benim kendi tasarladığım çiçeğimin üzerine böyle yapmış olduğum taşlı bir vazo var. Vazo görüyorsunuz. Burada da boş bir pirinç şeker görüyorsunuz. Yani aslında detaylı arkadaşlar çekemedim ama yine de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Olmazsa olmaz saatim. Telefondan bakamıyorum ikide bir arkadaşlar ve el kremim var. El kremi olmazsa benim için çok zor oluyor. Bulaşık yıkadıktan sonra hemen burada olmalı ve ben hemen elime krem sürmeliyim. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolar gelecek, değişik videolar gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarla görüşelim.